Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir günde örüp hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça kolay ve keyifli olan, örgüye ilk kez başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği, üçgen şal ya da boyunluk olarak kullanabileceğiniz örgümüzü tarif edeceğim. Şöyle modelimize yakından bakalım. Hanım dilendi, bey beğendi motifinin aslında yarım hali. Sadece birkaç püf noktası var. Bunları video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaştım. Ben batik bir ip kullandım. Bakın renkler gerçekten şahane oldu. Şöyle göstermek istiyorum. En uzun kenarı 1 metre 45 santim. Orta kısmının uzunluğu da 70 santim oldu. Dilediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Bakın şöyle kenar kısımlarında süslemesini de detaylı olarak göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay. Sadece zincir ve trabzandan oluşuyor modelimiz. Sizler dilediğiniz iplerle böyle bir ürünü çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bütün detaylar video içerisinde mevcut. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Şalım için Ören Baya'nın favori batik ipini kullandım. Bakın burada farklı bir rengi var. Bu elimdeki ise daha farklı. Yine bu iple de çok güzel bir ürün paylaşacağım. Şu an örüyorum. İlerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım inşallah. Bu ipleri ben BİM'den satın almıştım. İki ipi de farklı zamanlarda satın almıştım. Şöyle ipin içeriğine de bakalım. Yani içeriği akrilik ama sizler içeriği yün olan, pamuk olan koton iplerle, dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Bu kullandığım ipten 3 adet gitti. Bu şalım için her bir yumak 100 gram, 210 metre uzunluğunda, içeriği de dediğim gibi %100 akrilik. Ama renk geçişleri gerçekten çok güzel. Akrilik olması çok iyi değil aslında. Sizler yün, pamuk içerikli iplerle de, dilediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz. İnceliği, kalınlığı hiç fark etmez. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Her sırada renk değişikliği yapabilirsiniz. Sadece tek renkle ya da batik iplerle çalışılmaz. Birkaç renkle de her sırada renk değiştirerek de çalışabilirsiniz. Bakın tığ numaram 4 milim olacak. Şimdi böyle tek renk bir iple modelimizi tarif edeceğim. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Enseden başlamalı bir model. Bakın bu orta kısımda başlıyoruz. Bu şekilde gide gele modelimizi tamamlayacağız. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halka ile başlamayı bilmiyorsanız eğer 4 ya da 5 zincirle de halka yaparak da başlangıcınızı yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıp ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte. Tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. Buradaki 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyoruz. Doladık. Tekrar halka içerisine batarak bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Aralarda hep 2 zincir var. Doladık. Tekrar halka içerisine gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda var. Video içerisinde altyazı görüyorsanız eğer videonun içerisinde yazı mevcut değil. YouTube'un otomatik çeviri butonunu aktif ettiğiniz için şu an yazı görüyorsunuzdur. O butonu kapattığınızda yazılar kalkacaktır. Şimdi 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzanımızı ördük. Baştaki zinciri de trabzan kabul ediyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Halka içerisine gelerek tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 2 zincir. Halka içerisine gelerek yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 noktamız oldu. Yani şu kısmı yapıyoruz başlangıçta. 4 trabzan noktası oldu. Şimdi burada kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek orta kısmı kapatıyoruz. Şimdi burada bir zincir çekeceğim. Kaydırma yapacağım için bir zincirle bitişim yapıyorum. Geldim burada baştaki 1, 2, 3. zincire batıyorum. Kısa ipi gizleyerek örmek istediğim için tığımın üzerine aldım. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırdım. Şimdi ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Yine kısa ip tığı üzerinde. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. Bir sonraki trabzana batıp kısa ip iğne tığı üzerinde ilmeğimizi kaydırdık.
Ta ki buradaki iki zincirlik boşluğa kadar kaydırmalara devam ediyoruz. Bakın 4 tane köşe noktamız var. Biz ilk iki zincirlik boşluğa kadar geldik. Şimdi burada artık örmeye başlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıktık. Aynı boşluğa 2 tane kilit trabzan örüyoruz. 3 zinciri de 1 trabzan kabul ediyoruz. 2 zincirimiz var. Şimdi bu kenarlar hep artacak. Bakın şu 3 nokta hep artacak. Artık şu kısma hiç dokunmayacağız. Şuradaki son bitiş yaptığımız 2 zincirlik, 1 zincirle bitirdiğimiz 2 zincirlik nokta saydığımız kısmı artık hiç dokunmayacağız. Şu bakın 1, 2 ve 3 noktayı kullanacağız. 2 zincirimizi çekip aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 3 trabzan noktası var. Bu noktaya geçerken hep 2 zincir çekeceğiz. Tığımızın başına doladık. Yine kısa ipi de gizliyoruz. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın artırma yaptık. Tekrar 2 zincirle bakın şu 3 trabzanı geçerek 2 zincirlik boşluğa geliyoruz. 2 zincirlik boşluğumuza 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bakın artık şu kısmı örmüyoruz. Bizim örgümüzün artma temel noktası bakın 1, 2, 3 nokta. Hep bu şekilde üçlü üçgen örneği yapabilmek için bu 3 noktada hep artırmalar yapacağız. Şu aralara nasıl geçeceğiz? Bu önemli. Şimdi dönüşü yaparken 3 tane trabzanımızı ördük. Bakın bu şekildeyken direkt örgümüzü terse çeviriyoruz. İlk trabzan boşluğuna değil, ikinci trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırma. Ta ki 2 zincirlik boşluğa gelene kadar kaydırmamızı yapıyoruz. Hep bu şekilde gelerek şu ipi de sonradan gizleyeceğiz. Bakın 2 zincirlik boşluğa geldik. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine bu noktaya hep köşeler aynı. 3 trabzan, baştaki zincirle beraber 3 trabzan, 2 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu köşeyi tamamladık. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir çekiyoruz. Trabzanlar arasında hep 2 zincir var. 2 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak hep 2 zincirlik boşluklara batarak çalışıyoruz. Buradaki 3 trabzanı hiç dokunmadan 2 zincirlik boşluğa gelerek yine 3 tane ikili trabzanımızı direkt örüyoruz. Bakın burası kenar olduğu için artık artırma yok. Şimdi 2 zincirlik boşluğa gelmem lazım. Bunun için 2 zincir çekmem gerekiyor. Doladım. 2 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bakın bu 3 nokta artırma noktası. Kenarda artırma yapmadık. 1, 2, 3 noktada sürekli artırma yapacağız. Bakın bu kısım artırma yeri. 2 zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 2 zincir dokunmadan 2 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Tekrar 2 zincir, 2 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan. Şimdi tekrar 2 zincir artırma olduğu için aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burada dönüşü yaparken yine bakın aynı şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Diğer noktada olduğu gibi çevirdikten sonra ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp tekrar kaydırıyoruz. 2 zincirlik boşluğa gelene kadar kaydırmayı yapıyoruz. Sonra yine aynı işlem. 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, zincirle beraber 3 trabzan, 2 zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın artık üçgenimiz büyümeye başladı. 2 zincirle geçiyoruz. 2 zincirlik boşluğa gelerek tekrar 3 tane trabzan örüyoruz. Hep 2 zincir, 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan bakın. Hep aynı çalışıyoruz. Ta ki artırma noktasına kadar.
2 zincir 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan. Yine artırma noktasına geçerken de trabzanlar arasında her defasında üçlü trabzanlar arasında hep 2 zincir var. Buradaki artırma noktasına geldik. 2 zincirlik boşluğumuza da 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu kenara geldiğimiz zaman 2 zincir, 2 zincirlik boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Şimdi burada bakın bu köşede ne yapmışsak burada da aynısını yapıyoruz. Şimdi bakın artma noktaları 3 nokta demiştik. Şimdi burca kadar geleceğiz. Artırmamızı yapacağız. Sonra artık kenar süslemi nasıl yaptığımı hemen sizlerle paylaşacağım. Buradaki artırma noktasını da tamamladık. Bakın şu orta göbek kısmına baktığımız zaman burası düz kısım. Burası ters kısım. Bakın şu zaten bir ters bir düz şeklinde devam ederek örüyoruz. Burası ters kısmıysa demek ki burası düz kısmı. Bunu tamamen düz kabul ediyoruz. Şimdi düz kısmı ördük. Çevirerek öreceğimiz için model ters kısımda kalacak. Bu yüzden bir sıra daha örmemiz gerekiyor. Yani model kenarını, kenar modelini koyarken mutlaka orta kısmınla beraber düz gelmesine dikkat edelim. Şimdi ben burada tekrar örgümü çeviriyorum. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa batarak yine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. 2 zincire kadar 3 zincirimi çekerek tekrar başta artırmamı yapıyorum. Bakın hep artırma, bu sıra hep bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın artırmayı yapacağım. Araları hep 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan örerek kenara geçeceğim. Orta kısımda artırma yapıp bu noktayı tamamlayıp köşede artırmamı yapıp artık son kenar kısmını örmeye geçeceğim. Arka kısmını örmeye geldik. Buradaki son artırmamızı da yaptık. Yine örgümüzü aynı şekilde çeviriyoruz. İlk değil, ikinci boşluğa batarak. Burada çok sıkı sıkı kaydırmıyorum. Eğer eliniz sıkıysa ilk boşluğa da batarak kaydırma yapabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. 2 zincirlik boşluğa kadar geldim. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayarak aynı boşluğa şimdi 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 4 adet trabzan noktası olmuş olacak. Bakın zincirle beraber 4 adet oldu. 3 zincir çekerek 3 tane trabzanımızı ördük. Şimdi burada kenar yaptığımız için direkt 2 zincirlik boşluğa geliyorum. Sıradaki gelen 2 zincirlik boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Bu sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıp aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa yine direkt batarak ilmek çıkarıp sık iğne 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın. Bu şekilde kenarlarımızı yapacağız. İsterseniz sizler püskül de takabilirsiniz. Daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Hemen bakın geliyorum 2 zincirlik boşluğa sık iğne. 3 zincir aynı boşluğa 3 tane trabzan. Bunu orta artırma kısmına kadar devam ettiriyorum. Her 2 zincirlik boşluğa aynı örneği çalışıyorum. Buradaki bakın artırma kısmına geldiğimde de direkt yine hiçbir farklılık yok. Sık iğne, 3 zincir. Buraya ekstra bir şey yapmadım. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Sonra geliyorum bir sonraki 2 zincirlik boşluğa sık iğne devam ediyorum. Bakın köşeyi de bu şekilde dönmüş oluyoruz. Ta ki buradaki son 2 zincirlik boşluğa kadar 2 zincirden sonra 3 trabzanımızı örüp ipimizi kopartıp ipimizi gizleyerek bakın şalımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen bitiyor. Kalın iplerle böyle yumuşak iplerle denediğiniz zaman inanılmaz kullanışlı güzel oluyor. İster boyunluk ister üzerinize atmak için şal olarak kullanın. Dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Ben gerçekten çok keyif aldım. Böyle hemen bitmesi de gerçekten motive edici. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.